İlk ne zaman anladın ona aşık olduğunu? Ben mi? Sinan'a. Bilmem. Yani restoranda çalışmaya başladıktan sonra oldu işte. Sinan'a sorsak mesela o sana aşık olduğu anı tüm ayrıntılarına kadar anlatır biliyor musun? Elbisen, saçların, kitaplarına kadar. Ben ilk defa bir adamın bu kadar güzel, bu kadar büyük sevebileceğini o zaman fark ettim. Yani sana aşık olduğu günü anlatırken. Belki bir gün bana da anlatır. Bilmem, yani unutmadıysa anlatır. Çünkü o an unutmak için bayağı mücadele verdi de. Rüzgar Hanım, dedenizi anji odasından odasına aldık. Doktor bey fazla yormamak kaydıyla görüşebileceğinizi söyledi. Birazdan kendine gelir. Dede. Dedeciğim. İyi misin? Ben her şeyi gördüm kızım. Öyle göründüğü gibi değil aslında. Hayır. Onlar birbirlerine aşık kızım. Sen de gördün. Bedenleri ayrı dursa da bakışları ayrılamıyor. Dede ne diyorsun sen? Bu oyunu oynaman için ben zorladım seni. Belki dedim. Rüzgarım mutlu olur dedim ama seni daha çok yaraladım. Sinan bir başkasına aşıkken başka ne olabilirdik? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani. Sinan'ın sadece birazcık böyle kafası karışık. Yani bu sadece onun için bir heves. Ama yani geçici bir şey, öyle kalıcı bir şey değil ki bu. Aşk değil yani. Gel gidelim kızım. Nereye istersen, nerede yaşamak istersen oraya gidelim. Burada kendini de onları da mutsuz edeceksin. Ben mi mutsuz edeceğim? Dede, benimle mi mutsuz olacak Sinan? Sinan sadece benimle mutlu olur. Dede, onun ben hayatını kurtardım biliyorsun. Avusturya'daki hastanedeyken ne kadar iyiydin. Hadi gel, gel oraya gidin. Yapamam, yapamam. Ben onu burada bırakamam dede yani. Biliyorsun, onsuz yapamam yani ben. Kızım seninki aşk değil, seninki hastalık. Bunu ne zaman unutsan daha büyük acılar çekiyorsun. Hadi gel, onu Sinan'a anlatalım. Hiçbir şey söylemeyeceksin. Lütfen dede, hiçbir şey söylemeyeceksin, tamam mı? Kızım ben ölüyorum. Seni bu dertle, bu hastalıkla baş başa bırakıp gitmek istemiyorum. Neresi değil! Kötü bir şey oldu. Affedersiniz. Şu odadan sesler geliyor. Bir bakabilir misiniz acaba? Sakın yapma. Bak sen gideceksin. Hadi beni aşkımla bırak lütfen. Niye anlamak istemiyorsun kızım? Bunun sonu yok. Dede lütfen yapma, lütfen söyleme. Onu kaybedersem ben yaşayamam. Yaşayamam lütfen. Her şey yolunda mı? Çok şükür. Kusura bakmayın. Böyle sevinç birden fazla gelince. Doktor bey sizi hastayı yormayın dedi. Çok çok haklısınız. Kusura bakmayın. Dedeciğim, ben dışarıdayım.
Nasıl? İyi mi durumu? Gözlerini açtı. Da o durumdaki bir hasta ne kadar iyi olabilirse o kadar iyi tabii. Sevindim. Ama merak etme. Bence toparlayacak. Yani seni o kadar çok seviyor ki öyle kolay kolay bırakacağını hiç sanmıyorum. Bak Rüzgar, kötü bir şey varsa lütfen bizden saklama. Yo, niye saklayayım ki? Deden bizi birlikte gördü değil mi? O yüzden bu bağırışlar, sesler. İçeride bir şey mi oldu Rüzgar? Yo, aşk olsun Pelin. Söyledim ya sana sevinçten diye. Ne yalan söyleyeyim. Bir daha gözlerini açacağını düşünmüyordum. Ayrıca korkmayın. Hiçbir şey görmemiş. Yani bizi hala karı koca biliyor. Ya bu güzel haber. Artık biraz olsun yüzümüz gülebilir değil mi? Ben artık gitsem size ayıp olmaz değil mi? Yok, geldiğin için çok sağ ol. Tamam, ben bırakayım seni. Aa yok, sen kal. Rüzgar'ı yalnız bırakma. Ya aslında burada yapılacak pek bir şey kalmadı. İstersen seninle... Yok. Yani ben kalacağım. Sen istersen git ama. Yok, gerçekten kal. Tamam. En azından seni arabaya kadar bırakayım. Bugün çok yoruldum. Arabaya kadar geldik. Sen dön istersen. Yalnız bırakma Rüzgar'ı. Tamam. Vazgeçtim. Bugün o kadar üzüldün ki gözlerindeki hüznü silmeden yollamam seni. Sinan, zaten her gün hüzünlenecek bir şeyler oluyor. Evet, zor olacağını biliyorduk. Ama emin ol, bundan sonra daha da zorlayacaklar. Biz yeter ki birbirimize güvenelim. Ve yeter ki birbirimizden hiç ayrılmayalım. Sonu mutlu olacak diyorsun. Ondan şüphem yok. Da ben her anı mutlu olsun diye uğraşıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.